Arkadaşlar merhaba. Bu videoda uzun sürede beklediğimiz Arduino serisine sonunda başlangıç yapıyoruz. İlk dersimizi de bu videoda gerçekleştireceğiz. Derslere başlamadan önce de ufak bir şekilde bu serinin nasıl işleyeceği konusunda sizlere bilgi vermek istiyorum. İyi seyirler. Arkadaşlar bu seride öncelikle Arduino için kod yazmasını öğreneceğiz. Daha sonra öğrendiğimiz kodları öylece bırakmayacağız tabii ki ve onları da Arduino için geliştirilmiş çeşitli çevre bileşenleriyle test edeceğiz. Ve tabii ki yapacağımız iş tüm bunlarla bitmiyor. Asıl can alıcı nokta ise inanılmaz yetenekli robotlar yapacağız. Vallahi ben şimdiden bayağı bir heyecanlandım. Hadi bir an önce ilk derse geçelim. Şimdi biraz klasik olacak ama işe Arduino nedir bununla başlayacağız. İnternette pek çok tanım okudum. Aynı şekilde kendim de bir şey bilmezken çalışarak öğrendiğim pek çok tanım ve bilgi var. Fakat onları bir kenara bırakalım. Çünkü ne olduğunu bilmediğimiz ya da çok sonra kullanacağımız veya hiç kullanmayacağımız bilgileri erkenden öğrenerek kafamızı doldurmaya hiç gerek olmadığını düşünüyorum. Netice itibariyle Arduino hangi modelinde Atmel'in hangi işlemcisi olduğunu ya da Arduino hangi modelinde kaç megahertz'te kristal olduğunu falan bilmemize pek de gerek yok değil mi? Daha bunun gibi pek çok ıvır zıvır bilgi var. Fakat bırakalım onları işe geldiği zaman yani ihtiyacımız olduğu zaman öğrenelim. Biz şimdi işin zevkli tarafına odaklanalım. Zaten okullarda bol bol ezber yapmaktan sıkılmadık mı? Şimdi arkadaşlar Arduino nedir? Arduino bir beyin. Hatta insan beyninden çok da farklı olmayan bir beyin. Benim gözümde tabii. Çünkü biz bir insan olarak nasıl ki beynimizin yardımıyla kolumuzu, bacağımızı, ayağımızı istediğimiz gibi oynatabiliyorsak Arduino da kendisine bağlı olan eyleyicileri aynı o şekilde oynatabiliyor. Yine biz nasıl insan olarak gözümüzle, burnumuzla, kulağımızla, dilimizle ve ellerimizle dış dünyadan bir takım bilgiler toplayabiliyorsak Arduino da aynı bu şekilde kendisine bağlı olan sensörlerle bu işi yapabiliyor. Bize burada tek düşen görev Arduino'ya üzerinde bağlanmış olan elemanları nasıl kullanacağını öğretmek ya da Arduino'dan ne bekliyorsak ona bunları nasıl yapabileceğini göstermek. Gene örnek vermek gerekirse nasıl ki bir insan çocuğuna öğretirken işte önce sağa bak, sonra sola bak, sonra tekrar sağa bak, araba yoksa karşıya öyle geç diyorsa aynı şekilde Arduino'da yapması gerekenleri sırasıyla söylemesi lazım. Ve bunu da bilgisayar ortamında algoritma dediğimiz kodlar bütününü yazarak yapıyoruz. Daha sonra bu yazdığımız kodları yani algoritmayı Arduino'nun içine yükleyerek Arduino'nun işini yapmasını bekliyoruz sadece. Yapmamız gereken tüm işlem bu. Yani en genel ifadeyle Arduino kendisine verdiğiniz işleri sizin belirlediğiniz kurallarla ve yine sizin ona verdiğiniz malzemelerle gerçekleştiren bir beyin. Hadi gelin şimdi bu beyni nasıl kontrol edebiliriz onu öğrenelim. Öncelikle Arduino'nun kendi sitesine giriyoruz. Ne yazdım ben? İndirme bölümünden Arduino'nun kendi yazılımını kuracağız. En son 1.6.5 sürümü çıkmış. Onu install olarak indiriyorum. Tamam bu yine dursun. İndirme işlemi bittiği zaman tekrar devam ederiz. Evet indirme işlemi bitti. Şimdi setup'ı çalıştırıyorum. Nereye kuracağımızı seçelim. Kendi kurduğunuz yeri seçebilirsiniz. Ben hepsini içeri yüklüyorum genelde. Ha, AC klasör varmış. Değiştir. Tamam. Yükle. Ve bitti. Şu anda Arduino'nun kullanıma hazır olması lazım. Öncelikle Arduino'mu bilgisayara bağlıyorum. Tamamdır. Sonra da yazılımı yönetici olarak çalıştırıyorum. Evet. Ve işte Arduino programı açıldı. Öncelikle araçlar sekmesinden ufak bir ayar yapmamız lazım. Hangi kartı kullanıyoruz? Arduino Uno'yu kullanıyoruz. Ve yine hangi port üzerinden kullandığımızda seçiyoruz. Yani zaten bir tane Uno bağlı olduğu için sadece COM5 açık. Bakın hemen istiyorsanız farklı birkaç Arduino daha bağlayayım. Mesela bir tane daha Arduino Uno bağlayayım. Biraz bekleyelim. Bakın gördünüz mü? Diğer Uno da geldi zaten. Hatta bir Arduino daha bağlayayım. Bakın bu sefer COM7 de geldi. Arduino Mega veya 2560 var diyor. Buradan işte hangi porttaki Arduino'yu kullanacaksanız onu seçmeniz gerekiyor. Zaten genelde sadece kullanacağınız Arduino'yu bilgisayara takacağınız için otomatik olarak seçilir. Şu kart nokta önemli. Kullanacağınız kartı seçmeniz lazım. Eğer bu portlar kısmında Arduino'nun bağlı olduğu portu göremiyorsanız o zaman sıkıntı işte. Bilin ki bir terslik var işin içinde. Arduino'nuzda bir hata olabilir. Şunları fazla olanlara sökelim. Ne kadar iyi davranıyorum değil mi kartlara? Klavyemle mouse'umu bir daha bağlayayım. Şimdi hemen test edeceğiz. COM5 seçili. Tamam. Son kez bir kontrol edeyim. Harika. Hemen dosya. Buradan örneklerden, basic'ten blink yani göz kırpma skecini açıyorum. Burada Arduino yazdığınız programlara sketch adı veriliyor. Çok basit bir program. Hemen Arduino çalışıp çalışmadığını test etmek için kullanacağız. Buradan yükle butonuna basarak kodu Arduino'nun içine yüklüyorum ve yükleme başarılı bir şekilde tamamlandı. Şimdi 13. pine bağlı olan LED'in 1 saniye aralıklarla yanıp sönmesi lazım. Çünkü bu kod onu söylüyordu Arduino. Bakalım gerçekten öyle mi? Gördüğünüz gibi 13 nolu pinli LED 1 saniye aralıklarla yanıp sönüyor. Yani sonsuz bir şekilde programımızı kurduk. Arduino'muzu bilgisayara bağladık ve ilk programımızı Arduino'muzun içine atarak çalıştırdık. O yüzden hepinizi tebrik ederim arkadaşlar. Bu demek oluyor ki bilgisayarda ya da Arduino'da herhangi bir sıkıntı yok. O zaman ilk dersi burada bitirelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bundan sonraki videoları da hızlı bir şekilde çekmeye çalışacağım. Dersler biter bitmez de ardından çalıştığım projeler yapmaya başlayacağız. Videonun sonunda diğer videolarımı göz atabilirsiniz. Aynı şekilde videoyu beğendiyseniz de lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız özellikle benim için çok önemli. Ayrıca bir de henüz olmadıysanız da abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.